Merhaba arkadaşlar, tekrar karşınızdayım. Bir web sayfası hazırlamak için sizlere yeni bir eğitim programı oluşturdum ve bununla ilgili bazı bilgiler vermeye çalıştım ilk dersimde. Ancak bazı dönüşler aldım. Arkadaşların verdiği bilgiler var. Bu bilgilerle ilgili kısa bir not vermek istiyorum. Arkadaşlar kodlamadan korkmayın. Kodlamadan korkmayın. Hele İngilizceniz de varsa asla korkmayın. İlgi alanınıza giriyorsa mutlaka dersleri takip edin ve çok şey öğreneceğinizin farkına varacaksınız. Lütfen adım adım ne veriyorsam fazlasına gitmeden benim verdiğim sırada bu eğitime devam edin. Çok başarılı olacağınıza eminim. Gerçekten kendinize güvenin. Tekrar ediyorum, hele de İngilizceniz biraz olsun varsa kesinlikle bu işi çok rahat yapacağınızı taahhüt ediyorum, söz veriyorum, bütün bilgileri herkesin anlayacağı şekilde vermeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bir web sayfası niye oluşturulur? Bunu geçen derste işlemiştik. Web sayfasını yayınladığımız zaman karşımızdaki insana ne vermek istiyoruz? Onlardan ne bekliyoruz? Onlara nasıl bir web sayfası sunacağız? İnteraktif mi olacak veya buna ait başka bir eklentiler olacak mı? Bunlar hepsi sırayla yerine gelecek ve aktaracağız arkadaşlar. Ancak bir web sayfası oluştururken önce kendi bilgisayarımıza çalışıyoruz değil mi? Bunun için ilk yapacağınız şey bir tane klasör dizini oluşturmak. Nedir? Bir tane web sayfası oluşturalım. Örneğin ben geliyorum masa üstümde bir yeni klasör oluşturuyorum. Bu klasörde diyorum ki adına işte web sayfam. Bunu yazdım. Bundan sonra bu klasörle işim İçeride devam edecek. Evet arkadaşlar, ben klasörümü alıyorum ve diyorum ki ben şimdi burada bir nasıl program yapacağım, nasıl bir şey uygulayacağım veya neler bunun içinde olacak. Bakın, öncelikle bir kere size ben bazı programların birbiriyle koordineli çalıştığını söyledim. Bunların çalışabilmesi için ayrı ayrı klasörlemeniz sizin çok büyük kolaylığınız olacaktır. Hayır, klasör kullanmak istemiyorum, ben hepsini aynı yerde kullanmak istiyorum diyorsanız gene kullanın. Sorun değil. Sadece petlerde klasör adını değil de normal adını yazmanız, o vereceğiniz kaynakların veya resimlerin veya işte ekleyeceğiniz içeriklerin çok rahat kullanımını sağlayacaktır. Ancak kategorize etmenizde sizi o çalışma ortamında daha rahat, daha kolay bu işlemleri yapmanızı sağlayacaktır. Şimdi birincisi, ben bir klasör açtım ve dedim ki buraya bir tane eklentimiz olacak. Ne eklentimiz? CSS. CSS ne yapıyordu? HTML'deki kodları, HTML içeriğini süsleyip şekillendiriyordu. O yüzden ben CSS ile ilgili çalışmalarımı buraya koyacağım. Peki başka ne lazım bana? Bunu biraz büyüteyim, daha rahat görebilirsiniz. Bir tane daha dosya oluşturuyorum. Ben burada ne kullanacağım? JavaScript. Eğer kullanmak istersem ona ait dosyaları buraya koymak istiyorum. O zaman ben buna JS diyorum ve onu da buraya ekliyorum. Şimdi başka ne koyabiliriz? Bir web sayfası oluşturuyoruz değil mi? Bu web sayfasında bir içerik olacak ama bu içerikten önce ne koyacağız? Bazı resimler veya ikonlar koyacağız. O yüzden ben bu resim ve ikonları da bir dosyaya koymak istiyorum. Onun için de genel olarak verdikleri isim tamamen size bağlı bir şey ama images demeniz yeterli. Resimler de diyebilirsiniz. JavaScript için, JS için kodlar da ismini verebilirsiniz. CSS için süsleme dersiniz. Hiç problem değil. Sadece süsleme derseniz Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Çünkü kodlarda bu size biraz sorun yaratacaktır. Bir tane yeni dosya oluşturmanız burada önemli. Ne diyelim buna? Metin belgesi diyelim. Tamam, bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama metin belgesini ben web ortamında kullanamayacağım. O yüzden ben bunu açıyorum. Ve burada diyorum ki, en kolay yolda anlatıyorum arkadaşlar size. İşte deneme yazıyorum ve ben bunu farklı kaydetle de yapabilirim. Veya kaydetlerim, çıkarım ve uzantısını HTML yapar isem tamam dediğimde bakın dosyamız ne şekle bürünecek. Değiştirmek istiyor musunuz? Elbette. Bakın, bende default olarak Google Chrome çalıştığı için Google Chrome sembolüyle beraber artık bu bir web metnidir diyerek bana karşıma bunu getirdi arkadaşlar. Peki, şimdi ben bir klasör oluşturdum. Web sayfam isminde bir klasör, içinde CSS kullanacağım dedim, imajlarım olacak dedim, JavaScript kullanacağım dedim. Peki başka ne kullanabilirim? Başka şunu kullanabilirim arkadaşlar.
fontlar kullanabilirim. Yani birçok font, tabii ki sistem şu anda gerçekten dünya üzerinde on binlerce çeşit font var. Bunların İngilizce uyumları var. Türkçe uyumlu olanları da var. Bunları seçerken belli başlı kaynaklara başvurabilirsiniz. Örneğin en büyük kaynağımız DaFont dediğimiz bir site vardır. DaFont.com'a giderseniz orada bir cümle yazdığınızda, Türkçe bir cümle yazdığınızda bazı kelimelerin olup olmadığını, yani mesela yumuşak y'yi karşılıyor mu, ü'yü karşılıyor mu, ona göre bakarsınız. Eğer karşılıyorsa o fontu indirip buraya ekleyerek sitenizi hazırlarken bunları da burada kullanabilirsiniz. Bakın, şu ana kadar hiçbir içerik koymadan web sayfası için ön hazırlığımı yaptım, kategorilendirdim. Daha birçok kategori altına alacağımız şeyler var tabii ki ama öncelikle bunlar. Şimdi biz ne anlatıyoruz? HTML'i anlatıyoruz, değil mi? Peki, güzel. Bakın, web sayfam burada hazır. Ben size bazı editörlerden bahsetmiştim. İşte bunlardan bir tanesi Atom dediğim editördü. Ben dersleri Atom üzerinde anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ancak bu Atom üzerinde anlatmaya devam etmeden önce, şimdi ben size bir önce şuradan Open Folder diyerek hazırlamış olduğum web sayfam klasörünü bulup, bakın şöyle büyüteyim, web sayfam klasörünü bulup klasör seç diyerek buraya yüklemesini yapıyorum. Benim buraya geldi. Bu eski sayfam. Bunu ben kapatıyorum. Yeni sayfam artık, yani yeni çalışmam artık burada hazır. Özür dilerim. Şöyle bir düzeltelim. Evet. Bu yerleri alacaksınız arkadaşlar. Bakın. Buraya açtığım klasörler CSS, fonts, image ve JavaScript olarak geldi. Aynı zamanda da HTML adında uzantılı bir tane de hazır bir, hani yapılmaya hazır bir web sayfası karşıma geldi. Biz bu sayfaları çoğaltacağız. Ne yapacağız? İşte hakkımda yapacağız, iletişim yapacağız, resimler yapacağız, dersler vermek istersek dersler yapacağız, video eklemek istersek video yapacağız. Her türlü veriyi buraya ekleyebileceğimiz yeni yeni sayfalar yapacağız ve bu sayfalar arasında birbirine geçişi sağlayan, birinden diğerine gitmenizi sağlayan linkler vereceğiz. Dolayısıyla öncelikle kategorize etmeniz çok önemli. Kategorize ettikten sonra yeni bir metin belgesini açarken burada kategorilerin altında bir tane HTML yaptık. Ama ben bunu şey yapalım dedim. Bakın deneme burada gözüküyor, görüyor musunuz? Tekstin içeriği şurada görmüş olduğunuz gibi. Ben metin belgesini üzerine tıklıyorum ve rename diyerek yeniden isim vermek istiyorum. Genelde ilk sayfalara internet üzerinde şu ismi veriyoruz arkadaşlar. Index dediğimiz isim veriyoruz. Siz aslında buna her türlü ismi verebilirsiniz. Fakat şunu göz önüne almanızı istiyorum. Browserların arama motorları var. Arama motorları genellikle index ismine entegredir. Ve index olması arama motorlarının daha kolay bulmasını sağlayacaktır. Buna göre bazı öncelikleri de size tabii dersler boyunca anlatacağım. Şimdi ben burada rename dedikten sonra ismi index olarak değiştirdikten sonra enter dediğim zaman bakın ismimiz ne olacak? Artık index HTML olarak ismimiz burada hazır arkadaşlar. Bakın şu ana kadar bir çalışma yaptık. Web sayfam diye bir sayfa oluşturduk. Sayfa klasörü oluşturduk. İçine CSS, fonts, image, JavaScript klasörlerini koyduk ki buraya dosyalar ekleyeceğiz. Buradan çağıracağız sayfamıza ve bir tane ana sayfa olarak yerine geçen bir index HTML oluşturduk. Ondan sonra Atom programını açtık ve dedik ki bana folder'ı aç. Open folder dediğiniz, open file dediğiniz arkadaşlar biliyorsunuz tek bir dosya açar. Ama open folder dediğimizde folder klasör demektir. Open folder'la ben web sayfam klasörünü buldum ve buraya açtım. Açtıktan sonra da içeriği bana hazırlamış olduğum içerik bana geldi. Ondan sonrası artık kodlama bölümüne geçmekle devam edecek. Ancak Atom programını yüklediğinizde ben size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Şöyle yapalım. File bölümünde Settings dediğimiz bir yer vardır arkadaşlar. Bakın Settings'i tıkladığınızda burada ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Ne değiştirebilirsiniz? İşte arka planı siyah değil de beyaz isteyebilirsiniz. Veya yazıları büyütebilirsiniz. Farklı özellikler yükleyebilirsiniz. Ama benim burada size anlatmak istediğim başka bir şey. Burada Package dediğimiz bölüm vardır. Package dediğimiz bölümde siz programınıza hazır yüklenmiş ve Atom'un
size daha kolay içerikler ve yardımlar sağlayabileceği bazı programları yüklediğimi göreceksiniz. Siz bunu nereden yükleyeceksiniz? Install dediğimiz bölümden gelerek bu görmüş olduğunuz listedeki programları yükleyerek Atom'un daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yani install'a geldiğimde ben burada örnek veriyorum bir arka planla ilgili veya bir görselle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Bakın mesela burada size yükleyebileceğiniz bazı örnekler getirdi. Bunu internet üzerinden getiriyor arkadaşlar. Tabii internet bağlantınızın olması gerekiyor. Atom Clock. Yani burada Atom'a özel bir bar ekleyerek Atom'da bir saat görmenizi sağlayabilirsiniz. Çok gerekli değil. Çok da eklenti yüklemenize gerek yok. Önemli eklentiler zaten ben size tavsiye edeceğim. Yükleyeceksiniz. İşte örnek veriyorum Atom Material Syntax dediğimiz formatı varmış. Eğer bunu yüklerseniz ben size Syntax konusunda bazı yardımlarda bulunabilirim gibi bazı özellikler veriyor. Bu kadar değil arkadaşlar. Binlerce paket var. Bu paketler bölümünde. Terms bölümünde ise inanılmaz değil. Terms dediğimiz arkadaşlar temalardır. Temalar bölümünde de istediğiniz kadar çok temayı yükleyebilirsiniz. Ben bazı yüklediğim şeylerden size bilgi vereyim. Örneğin Atom'un autocomplete dediğimiz bir özelliği var. Yazdığınız kodları biraz daha çabuk otomatik olarak tabla tamamlamasını yardımcı oluyor. Atom Beautify dediğimiz özellikle birçok yazılım diline uyarlanabilen ve oradaki özellikleri kullanabildiğiniz bir eklenti. Atom Live Server dediğimiz zaman eğer bunu yüklerseniz Atom'u bir server gibi yani kendi makinenizi bir server gibi kullanarak daha rahat yaptığınız sayfaları görmenizi sağlıyor. DevTools çok gerekli değil ama yüklemek isterseniz yükleyebileceğiniz görüntüyü biraz daha kaliteli bir şekilde size gösterecektir. Emmet mutlaka yükleyin arkadaşlar. Emmet'in araçları size çok çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Ve JavaScript'in snippets dediğimiz bir eklentisi var. JavaScript kodlamaya geçtiğimiz zaman bunları da kullanabileceğinizi, burada da size bunun çok büyük fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu programları install altında bularak Atom'a yükleyin ve kullanıma hazır hale getirin arkadaşlar. Derslere çok uzatmak istemiyorum. Bir sonraki dersimizde artık HTML'de kod nasıl yazılır ona başlayacağız. Lütfen dersleri takip edin, notlarınızı alın ve pratik yapın. Atom'un nereden kurulacağını size söylemiştim. www.atom.io sitesine gittiğiniz zaman Atom'u ücretsiz alabilir, yükleyebilir. Sonra da paketleri install edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılarla.